Soruya şuradan başlayayım. Prosedür tamamlamak dediği aslında kendilerini tanıyan, Alevicemevi Daire Başkanlığı'nı tanıyan ve oraya bir nevi biat eden kurumları kastediyor. Gönül ister ki hiçbir kurumumuz, hiçbir Alevi cemevimiz veya derneğimiz, yönetimimiz buna rızalık göstermesin. Ama maalesef gelinen noktada kimisi ekonomik sebeplerle, kimisi siyasi sebeplerle, kimisi koltuk derdiyle, işte belki o belediyelerden, iktidardan bir şeyden nemalanırım diyerekten kişisel gayelerini ön plana tutarak bu tip şeylere maalesef girişiyorlar. Biz onları yoldan çıkmış sayıyoruz. Kendileri yol düşkünüdür. Devletin cemevlerine elektrik gidenle ilgili düşüncem de aslında az önce söylediğimle ilgili. İnanç vergisi sistemi getirilirse aslında herkes kendini bir kuruma, bir cemevine, bir inanç örgütüne ait hisseder ve o doğrultuda üstüne düşen vazifesini yerine getirirse, bu camileri de kastederek söylüyorum. Sadece biz Alevi örgütlenmeler veya diğer örgütlenmeler için söylemiyorum. Bu inanç vergisi aslında gerçekten insanların ne kadar bu konuda samimi olduğunu ortaya çıkaracak da bir durumdur diye düşünüyorum. Algı mıdır, doğru mu, gerçekten var mıdır bilmiyorum açıkçası. O konuda net somut bir bilgi sahip değilim. Ama dediğim gibi, yani evet, içimizde mutlaka birileri bu konuda yan çizecektir tabirini kullanayım. Bunu yapacaktır. Yapanlardan da biz toplum olarak mutlaka hesabını soracağızdır. Bu kadar net konuşayım. Ben bildiğim kadarıyla, ben vakıftan arkadaşlarla görüşüyoruz. Bizim Altınova şubemizin cemevi var. Böyle bir girişimde bulunmadılar. Yani onlar bir algı operasyonu peşindeler muhtemelen. Hani bu görüştüklerimizden edindim. Ama bununla ilgili kendi örgütümüzün cemevi olmadığı için bize bu konuda herhangi bir şey gelmedi. Herhangi bir yerde de yer almıyoruz. Ki eminim ki Pürsün Aptal Kültür Derneği Altınova Şubesi de böyle bir şeye evet demeyecektir. Hacı Bektaş Vakfı da bu şekilde evet demeyecektir. Çünkü hepsi bizim canlarımız, hepsi birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız. Teşekkür ederim.